Kaç ay oldu Tubik? 5. Ama bir şey de getirmek istiyorum. 5 aydır burada değilim ben. Benim 2 ay kaybım var. Neler denir? Söyleyebileceğimiz kadar. Böyle adını duymadığın ülkeden bir arkadaşın ya. Oldu mu? Benim mesela adını hatırlayamadım. Bak ülkenin. Selamlar, herkese yeniden merhaba. Bugün bir Tubik için değil, Lemon Akademi için yine geldik. Herkese selam, umarım iyisinizdir. Kaç ay oldu Tubik? 5 ay oldu. 5. ay deneyimlerini dinlemek için aslında toplandık biz bugün burada. 5 ay oldu ama bir şey belirtmek istiyorum. 5 aydır burada değilim ben. Benim 2 ay kaybım var. Onu bir geçeyim ben oradan. Peki. Teyitler için çok üzgünüm. Buraya ilk geldiğimde Leman Hanım'a bir ay sonra demiştik ki ben burada kalmak istemem. Ben burayı sevmedim falan. Fikrim tamamen bu ay değişti. Bu ay tamamen değişti. Artık burada kalmayı istiyorum ve bunun yollarını aramaya başladım. Psikolojik sınır 5 ay diyebilir miyiz yani? Evet, geldiğimde öyle demiştiniz. 5 ay sonra her şey değişecek demiştiniz. Gerçekten evet. Değişti. Bunun içinde zaten 6 ay değil 11 ay geldi Tuğba. Çünkü 6 ay geldiğiniz zaman zaten 2-3 ay adaptasyon problemi oluyor değil mi? Sevmiyorsunuz, alışamıyorsunuz, İngilizce konuşamıyorsunuz. Ama birazcık adaptasyon sürecini geçtiğiniz zaman, özellikle İngilizce konuşmaya başladığınız zaman. Evet. Biraz da havalar böyle güzel olursa. Havanın çok etkisi var ya gerçekten. Kışın ama çekilmiyor ya. Bu sene bilmiyorum her sene böyle mi ama çok da soğuk bir kış geçmedi bence. Güzel. Ben çok korkmuştum. Bir sürü içlik getirdim. İçliklerimi çok kullanamadım diyebilirim. Güzeldi. Zaten Karadeniz'den geldiğin için bence yabancılık çekmedi Tuğba. Aynen. Peki. Biraz yağmurlu ama güzel ya, ben sevdim, sorun yok. Gerçekten yalan değil yani. Yanıyorum da bakamıyorum. Peki neler denedi, onu konuşuyorduk Tuğba'yla. Neler denedik? Söyleyebileceğimiz kadar. Strawberry açay yeni ürünü Starbucks'ın. Asla kapanmıyor yalnız burada. Ben bütün deneyimlerimi söyleyemem şimdi. Yurt dışı farklı arkadaşlar. Ya şey demişler, şu hayatta her şeyi dene. Evet. Geldin gördün dünyayı, Londra'yı aslında o da. Evet. Şeyi denemeye çalıştık, başka ülkelere gitmeyi denemeye çalıştık. Yapamadık Emre Bey, niye? Elimize yüzümüze bulaştı arkadaşlar maalesef. Bir hayal kurdum, Hollanda'ya gideyim de bayramda anneannemin elini öpeyim. Burası Londra arkadaşlar, akrabalarınızı unutuyorsunuz. Evet. Ya Londra'nın çok avantajı var bence. Hani ben bir videomda illa Brighton'a gidin, ben de değiştireceğim falan demiştim ama oturup düşündüğümde Londra'da olmanın belki çok çok daha avantajları var. Brighton'da ben bir aydan sonra sıkılırdım. Çünkü her yeri karış karış gezdikten sonra bitiyor. Londra'da fark ediyorum her gün, bazen yanlış otobüse falan biniyorum. Her gün bakıyorum ki keşfetmediğim daha bir sürü yer var ve bana 11 ay yetmeyecek. Bu yüzden zaten dahasını istiyorum. Daha fazla kalayım burada, daha çok yer keşfedeyim, daha çok yer göreyim. Hatta başka yerlere, başka ülkelere de gideyim. Yani bize nerede geçiyor? Kuzey İrlanda'ya bile gidemedim. Bizimiz geçtiği halde mesela. Sonra gerek yok diye gidememiş olabilirsin. Yok ya, gidemedik yani. Fırsat olmadı. Biraz da ben şeyim, aman uyuyacağım gelirsin, derslerimi aksatmayayım falan. Okuldaki arkadaşlar öyle değil. Eğer siz de çok takmıyorsanız başarıyı falan, gezin yani. Amacınız gezmekse her yere gidebilirsiniz. Londra'da bir sürü station var. King's Cross Station, bizim okulun orada. Oradan biniyorsunuz, her yer 5 saat. Bütün ülkeler. Gerçekten çok heves ediyorum buna. Daha olmadı ama inşallah olacak. 2 gün önce arkadaşım Paris'e gitti, 2 günlüğüne. Sanki şeye gidiyor, yan şehre gidiyormuş gibi. İnsan özeniyor. Bence herkes gidip deneyimlemeli ya. Benim de 5-6 ayım var, yapacağım, yapmayacağım değil. Değil mi? Çok rahat. Ama burayı bir bitirelim önce. Ha evet. İskoçya'ya gidelim. Çok istiyorum. Kuzey İrlanda'ya gidelim. Evet. Galler'e gidelim. Galler de güzel. Gidelim dedi. Herhalde birlikte gidiyoruz. Söz bunu söz alalım.
Peki. İnşallah. Arkadaşlıklar nasıl? Aa, çok güzel. Yabancı insanlar. Yabancı insan. Ya çok. Hiç böyle adını duymadığın ülkeden bir arkadaşın ya. Oldu mu? Benim mesela Honduras'tan mesela arkadaşım olmuş. Biliyor musunuz Honduras neresi? Çok küçük bir Latin ülkesi. Meksika, Kolombiya, orada Honduras. Orada bilmediğim bir ülkeden arkadaşım oldu da arkadaşlıklarımın çoğu zaten 30'a. O yüzden hani genelde bilindik ülkeler. Ama burada fark ettiğim bir şey var. Yani çok üzülerek söylüyorum. Türklerde yok. İnancın, kültürün ne olursa olsun insanlar seni sen olduğunu düşünüyor ve tutuyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani benim başörtüme Türklerden daha çok saygı duyuyor yabancı insanlar. Şurada bir iki tane saçım çıkmış. Arkadaşım geçen de diyor ki ya Tuba çekiniyorum bunu da söylemeye ama şu taraftan saçım çıktı. Sanırım bu senin için iyi bir şey değil söylemek istedim. Evet. Yani nasıl ince bir düşünce. Bilmiyorum ya çok bu çok hoşuma gitti. Aşırı her şeye saygıları var. Ve merak ediyorlar senin neden o dine mensup olduğunu. Evet. Soruyorlar, araştırıyorlar, kendilerini açıklıyorlar. Çok gerçekten farklı bir durum. Farklı ülkelerden, farklı dinlerden insanlarla çalışmak. Bence bana kattığı en güzel deneyim bu. Benim de en sevdiğim özelliği çok meraklılar ve merakları hani böyle sizi rahatsız edecek düzeyde değil. Ben mesela özellikle Ramazan aylarında burada. Çok dikkatliler insanlar. İşte yemek yerken, dışarıda takılırken. Çünkü burada bayağı bir Müslüman nüfusu var. Bu anlamda dediğim gibi mesela işte türbanlı olan kadınlara özellikle çok saygı duyuyorlar. Ama zaten beraber de yaşıyorlar. Herhangi bir dışlama da yok. Yok, kesinlikle yok. Evet. Çok güzel bir şey. Okulda olsun, üniversitede olsun. Yani gidebileceğiniz her yerde. Farklı bir dil öğrenmek nasıl? Zor ama çok güzel. Değil mi? Evet. Gerçekten. Ya kolay mı? Diyorum ki keşke daha erken bir yaşta gelseydim. Herkes diyor ki ya öğrenmenin yaşı. Evet öğrenmenin kesinlikle yaşıyor. Ama beynimiz maalesef yaşlanıyor. Benim 25 yaşındaki hafızamla şu anki gerçekten bir değil. Bunu fark ediyorum. Yani gelebiliyorsanız, ne kadar erken gelebiliyorsanız o kadar iyi. Gelin derim ben. Yeni bir dil öğrenmek elbette zor ama çok da keyifli. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Yeni bir kelime, yeni bir... Nasıl söyleyeceğimi bilemedim ya. Yani çok farklı bir duygu. Evet. Hissiyat bile farklı zaten. Evet, çok yani farklı. Neyi yeni olarak neyi algıladığın bile farklı yani. Kesinlikle. Evet. Mutlu oluyorsun ya. Ben bunun için mutlu oluyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Böyle. Ya bu aslında sadece İngiltere veya Londra'da değil. Hani bu yurt dışı hissi ve istediğin her yerde yaşayabileceğin bir his bence. Kabuk kırma diyorum ben mesela buna. Heh, bak. Kabuk kırma dedi. Evet. Herkes diyor ki geldiğimde işte ne yapacağım da, işte adapte olabileceğim mi de, bilmem ne de, şöyle mi böyle. Amaç zaten geldiğinde buraya Türkiye'deki ya da işte nerede yaşıyorsan oradaki konforunda yaşamak değil. Konfor alanının dışına çıkıp farklı şeyler yapabilmek, ya kendini keşfedebilmek, kendi becerilerini, sabrını, her şeyini. Gerçekten ben burada kendimi çok fazla keşfettim. Nelere dayanabildiğimi, katlanabildiğimi ya da neleri başarabileceğimi ve daha fazlasını başarabileceğimi gördüm. Bu çok önemli. Yani o yüzden şey demeyin, kimse kimseye bunu demesin. Geldiğinde işte ben adapte olabileceğim mi, arkadaş bulabileceğim mi? Çalışırsan bulursun, çalışamazsan bulamazsın. Yani geldiğinde Türkiye'deymiş gibi yaşamına devam edersen, okula gittin, eve geldin, evde ders çalıştın, dışarı çıkmadın, sosyalleşmedin, Türkiye'de kal arkadaşım, gelme. Gerçekten. Öyle bir kafanın içindeysen gelme. Aman benim işte prensesliğim bozulmasın, bilmem ne falan filan diyorsan zaten gelme. Ama diğer kafadaysan, kendinde neleri başarabileceğini keşfetmek istiyorsan, o kabuğun içinden Emre Bey'in de dediği gibi çıkmak istiyorsan kesinlikle ve kesinlikle bence yapmalılar ya. Değil mi? Siz kaç yıldır buradasınız? 4 oldu benim. Hala bir şeyler keşfettiğinizi düşünüyorum. Evet. Yani sokak, evden çıktın, sokağa adımını attın, başlıyor zaten o. Evet. Yani sürekli farklı bir insan var zaten, sürekli farklı ilişkiler var, sürekli farklı kontaktasın yani. Dikkat etmen gereken şeyler sen de farkındasın, onlar önemsiyor çünkü seni. İlk adım hep karşıdan geliyor burada, onun için çok yumuşak olmak zorundasınız. Ne demek istediniz? Yani insanların seni önemsediğini hissediyorsun ilk kontak kurduğun bir insanda bile. Yani senin inanışlarına, senin ne yapmak istediğine. Mesela kursa gittin, senin bir amacın var orada. Orada bir şeyler öğrenmek istiyorsun. Soru sorduğun zaman mesela konuyla ilgili direkt senin ne demek istediğini anlamaya çalışıyor. Evet. Neye odaklandığını anlamaya çalışıyor. Çünkü sorusuna vereceği cevap zaten aslında onu çözmüyor. O kaynağını bulmaya çalışıyor sürekli. Evet kesinlikle. Bakamıyorum da oraya. Peki İngilizler nasıl? İngilizler ırkçı mı?
Ya ben bir kişiyle kontak kurdum ve onu bile bilmiyordum. Gerçekten, çünkü Londra'da biliyorsunuz çok fazla farklı ülkelerden insanlar var. Kim British, kim British değil ben bilmiyorum. Ama okulda sanırım British öğretmenlerimiz var, hiç değiller. Siz daha iyi bilirsiniz. Ya, gerçekten bilmiyorum, ben British biriyle tanıştım. Londra bu konuda dezavantajlı çünkü çok fazla insan var. İşte küçük şehirler biraz daha avantajlı, mesela Manchester, Oxford. Hani İngilizleri daha kolay görme şansınız oluyor orada. Kesinlikle. Dillerine de daha sadıklar. Evet. Nereye gittim ben geçende? Cambridge'e. Her alışveriş yaptığımda, bir şey order ettiğimde, sipariş verdiğimde İngilizcemi düzelttiler. Ben Londra'da biraz daha görmedim. Gerçekten. Çünkü o kadar sadıklar da o aksanı. Yani çok düzelttiler. Şey düşündüm o an, acaba ben burada mı eğitim görmeliyim? Gerçekten bunu düşündüm. Ama sonra da yani bir günde bile gezip bitirebilecek bir yer. Yani sadece evet eğitim, evet. Üniversite odaklı olursan, Cambridge Üniversitesi yani illaki çok güzel bir üniversite. Gidilebilir ama yani geldiysen ve kısıtlı bir zamanın varsa benim gibi, Cambridge için olmamalı ya. Evet. Tamam Londra bir saat ama yani sıkıcı, gerçekten sıkıcı. Saat 4.30'da her yer kapanmıştı. Evet. Her yer kapanmıştı. Etrafta bir tane insan yoktu. Çok garibine gitti. Ama dillerine çok sadıklar. Londra'da o yok. Herkes İngilizce konuşuyor. Ama zaten benim de derdim büyük bir saksak bile konuşmak da İngilizce konuşmak. Ya zaten şu çok yanlış anlaşılıyor. Önce İngilizce öğrenmek gerekiyor bence. Sonra aksanını alabiliyorsun. Doğuştan bir kere Türksün yani. Hani onu çıkaramayabiliyorsun. Yani aynen. Bilmiyorum. Değişmez herhalde ya. Ya zaten... Ben zaten istemiyorum. Yok zaten hani yapı itibariyle Türkler biraz çekiniyor böyle konuşmaya. Evet. Mesela dışarıdan gelen, mesela benim yani yıllar önce dil kursunda İspanyol arkadaşlarım o kadar kötü konuşup hiç çekinmiyorlardı ki ben artık böyle midem bulanıyordu yani bunlar nasıl konuşuyor diye. Ben daha çok şey bilirken konuşamıyordum çünkü bizi birazcık baskılıyorlar Türkiye'de, bu nasıl İngilizce, sen nasıl konuşuyorsun, o öyle söylenmez. Hani o içinde kalıyor senin, sonra konuşmaya başladıkça, insanları burada gördükçe çıkmaya başlıyor yani. Ağzından dökülmeye başlıyor. Konuştukça konuştukça bir şeyler değişiyor. Peki madem İngilizce öğrenmek açıldı, ne yapmak gerekiyor gerçekten öğrenmek için? Kursa gitmek gerekiyor elbette, işin tarif kısmını öğrenebilmek için. Ama bir yemekten örnek vereyim, yemeği seviyorum da. Bir yemeği yapabilmek için elinizde bir reçetenin olması gerekiyor. Ama sadece reçeteyle iş bitmiyor. O yemeğin lezzeti yaptıkça, deneyimledikçe, reçeteye döktükçe ortaya çıkıyor. İlk seferde işte olmaz, sadece reçeteye bakarak olmaz ama daha çok dediğim gibi pratik yaptıkça daha güzel şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. İngilizce de bence kesinlikle konuşmadıkça öğreniyor. Türkiye'de ne yapıyoruz? Gidiyoruz kursa, 5 dakika ders, mola, molada Türkçe konuş. Dersten çıkıyorsun, ondan sonra full Türkçe konuş. İngilizceyi öğrenmek neden mümkün değil? Tam yanlış falan demeyeceğim, çok mümkünler vardır belki. Ama konuşmadığımız için, bunu gerçek hayatta kullanmadığımız için öğrenmemiz çok zor oluyor Türkiye'de. Ama burada seve seve konuşmasan da konuşuyorsun bir şekilde. Yani işte kursdan çıkıyorsun, otobüse biniyorsun, alışveriş yapıyorsun. Arkadaşların bir kere yabancı yani. Başka tek ortak dilin İngilizce. Konuşmak zorundasın. İster istemez insan mecbur kalınca konuşuyor ve bilmediği şeyleri de, kafasının o hafızamızın geriye attığı şeyleri de ortaya çıkarmak zorunda kalıyoruz. Ve beynimiz çok enteresan. Zorunda kalınca bir şeyleri yapıyor. O yüzden zorunda kalmak için de yani İngiltere demiyorum illa ama İngilizce konuşulan bir yerde olmanız gerekiyor bence. Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle İngiltere diye şartlamayın. Evet. Biliyorsunuz her gün YouTube'a video yüklüyoruz ve video konularımızı sizin sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Siz de merak ettiğiniz ya da öğrenmek istediğiniz bir şey varsa bu videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıya bıraktığımız linke tıklamanız yeterli.